Merhabalar, Windows 10'a güncelleme ile gelen Paint 3D yazılımını inceleyelim. Başlat menüsüne, ben de sağ tarafta açılır kapanır şekilde Paint yazıyorum. Zaten birkaç harfi yazınca bizim klasik Paint'imiz, emektar Paint'imiz çıktı ama maalesef bir süre sonra bu Paint'in yerini tamamen Paint 3D alacak. Paint 3D'ye tıklıyoruz. Bir hoş geldiniz ekranı bizi karşılıyor. Bilgilendirme pencereleri var. Yeni veya aç veya yapıştır. İşte bir resim kopyalamışsanız böyle basit bir menü geliyor. Yeniyi seçelim. Evet, karşımızda başarılı, sade bir arayüz. Gözü yormayan, oldukça iyi tasarlanmış, iyi düşünülmüş bir arayüz ve klasik Paint'ten çok farklı. Öncelikle arayüzü oldukça sade ve başarılı bulduğumu söylemeliyim. Direkt bakın, bu fırçaların olduğu bölüm bizi karşıladı. Sağ tarafta fırçalarımız var. Çok güzel ikonlar yapılmış. Bunlar için oldukça güzel fırçalar, efendim boyama, silgi, kalınlık seçimi elle de girebiliyoruz. Bu da çok güzel. Birçok programda bunu giremiyorsunuz. Buradan ayarlamanız lazım. Özellikle Android yazılımlarında ve çok profesyonel en iyi programlarında bile girilemeyen var. Yani buradan ayarlayamayabiliyorsunuz. Elle girdiğinizde tam nokta atışı yapabiliyorsunuz hangi kalınlığı istiyorsanız. Dolayısıyla bu kalınlığın elle de girilebilmesi bence önemli. Saydamlık seçeneği var. Aşağıda renk seçenekleri var. Oldukça başarılı bir arayüz. Bu videoda genel özelliklerine hızlıca bir bakış yapacağız. Sizler için bir fikir oluşması anlamında programı kullanayım mı, kullanmayayım mı? Sonuçta insanlar Paint programına alışkın veya kullandığınız başka çizim programları da olabilir. Hızlı hızlı özelliklere çok derinlemesine girmeden bakmaya çalışacağız. Üst taraftaki menü objelerinin üzerine geldiğinde hangi menü, yani ne olduğu yazıyla yanında üst tarafında beliriyor. İşte bu menüyü genişletmiş, fırçalarmış, iki boyutlu şekillermiş, üç boyutlu şekillermiş veya sağda üstte şu üç noktaya tıkladığımızda bunların açıklamaları yazı olarak hemen altına geliyor. Ama tabii ekranımız biraz ufalıyor. Bakın, bir daha tıklıyorum, gitti, bir daha tıkladım, geldi. En azından programı tanıyana kadar bunlar açık bırakılabilir. Menüye tıklıyorum. Menüyü genişlet diye yazı da beliriyor. Yani menü yazılarını açtığımızda beliren yazı gelmeye devam ediyor. Tıkladım. Bakın, sol tarafta bütün ayarlar çıktı. Geri gidebilirim. Yeni bir dosya açabilirim. Önceki dosyalardan birini açabilirim. Çalışmış olduğum proje artık, çünkü 3 boyutlu modellemeler de yapılabiliyor Paint 3D ile. 3D de oradan geliyor zaten. Artık bir proje gibi yeni resimler ekleyebilirim. Kaydedebilirim. Farklı kaydedebilirim. Dosyayı dışarı aktarabilirim. Yazdırabilirim. Paylaşabilirim programlarla, maille. Hoş geldiniz ekranına dönebilirim. Ayarlara tıklayalım. Ayarlarda ne varmış? Yani çok fazla bir ayar yok arkadaşlar, yani çok kişiselleştiremiyorsunuz. Zaten olabilecek ayarlar burada. Bu arayüzde karşımıza çıkıyor. Ekstradan yapılabilecek fazla bir seçim yok. Ama zamanla özellikler artıyor, ekleniyor. Buradaki ayarlar bölümünde daha fazla seçeneğin ileride geleceğini düşünüyorum. Kaydetme seçeneklerini görmek için bir şeyler yazalım. Hem de yazı kalitesini görürüz. Fırça zaten varsayılan olarak seçildi. Fırçalardan bir tanesi. Yazıyorum merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim. Paint'teki yazma, kalem, fırça deneyimine göre Paint 3D'deki fırça deneyimi çok çok daha iyi. Gerçekten çok daha başarılı. Ben bir matematik öğretmeni olarak, eğitim videoları hazırlayan bir öğretmen olarak, video ders hazırlayan veya bilgisayarında, cihazında, kalemli cihazında, bilgisayar üzerinde, efendim Android tablet üzerinde, iPad Pro kalemli tablet üzerinde
ders çalışan, ders notu alan, ne bileyim üniversiteye giden, yüksek lisans doktora yapanlara önerilebilecek bir program olduğunu söyleyebilirim. Elle not almak için gerçekten yazım deneyimi çok iyi. Şimdi bir şeyler karaladık. Menüye geri dönüyorum. Farklı kaydedi seçiyorum. Farklı kaydet menüsü geldi. Şimdi 3 boyutta herhangi bir şey yapmadık. Dosya olarak kaydedince PNG veya JPEG formatlarından birini seçmemi istiyor. Dışa aktar dediğimde, yine dosyayı dışa aktar dediğimde de 2 boyutlu PNG veya 2 boyutlu JPEG seçenekleri karşıma çıkıyor. Şu an grafik tablet kalemiyle yazıyorum. Cihazın kendi kalemi de var. Ona da yazabilirim. Ama grafik tablet bağlı olduğu için onu kullanıyorum. Kalınlığını biraz artıralım. Şeffaflığı görmek istiyorum. Şuradan opaklığı. Bakın şeffaflık gördüğünüz gibi gayet hoş. Hatta iki yazı üst üste gelince gitgide koyulaşıyor. Gerçek hayat gibi. Şeffaflık özellikleri böyle. Biraz renk değiştirelim. Şeffaflık 34'te, %34'te kaldığı için devam ediyor. Evet. Başka bir kaligrafi kalemi. Bununla karşı karalıyorum. Keskin bir yazı ama çok bir fark göremedim ikisi arasında. Yani kalınlığı aynı yapalım. Kaligrafi kalemiyle, yalnız şey kapanmadı, 15. Bunu da 15 yapıyorum. Nedense bunu oynatırken buradan pencere açılıyor. Niye açıldığını bilmiyorum. 15 yaptım. Evet, karalıyorum. İşaretçiyle karaladım. Yanına kaligrafi kalemiyle karalıyorum. Biraz daha ince. Ama çok bir fark göremedim açıkçası. Şöyle döndürürken inceliyor. Evet, farkı bu herhalde. Bunu grafikerler daha iyi anlar. Başka bir yağlı boya fırçası var. Buna bakalım. Evet, burada hatta biraz kalınlığı artıralım. Evet, çok hoş bir desen. Renk değiştiriyorum. Oldukça hoş tasarımlar yapılabilir. Sulu boyaya bakıyorum. Evet, sulu boya fırçası da bu şekilde. Piksel kalemi. Evet, piksel kaleminde pikseller belli oluyor gerçekten. Kalem, normal kalem, herhalde kurşun kalem. Basınca da duyarlı olduğu için kalem bastırdıkça daha koyu çiziyor. Silgi. Boya kalemi. Evet, bu da pastelle boyuyormuş gibi. Boya püskürtücü. Bu da her tarafı boyamak için doldurma aracı. Ctrl A ile seçiyorum. Del ile ekranımı temizliyorum. Yakınlaştırma seçeneği mouse'un tekerleği olarak düşünülmüş ve değiştiremiyorsunuz. Bakın, yaklaştırıyorum mouse tekeriyle, uzaklaşıyorum. Veya iki parmakla ekrana dokunup, dokunmatikse eğer cihazınız, oldukça hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Dokunmatik özellikleri gelişmiş bir program. Ama ben şunu isterdim. Birçok dokunmatik destekli yazım çizim programında mesela elle yazıyorsunuz, parmakla geziyorsunuz. Ama ben parmakla şu an dokunuyorum. Parmakla da yazmaya devam ediyor. Bunun yerine iki parmakla dokunmak lazım. Ben bu iki parmakla dokunmayı pek sevmiyorum. Yani artık Windows parmak ve kalem dokunmatiğini ayırt edebiliyor. Bunları ayırmaları lazımdı veya seçimi bize bırakmaları gerekirdi. Evet, seçim çubuğumuz var. Bu normal Paint'teki gibi bitmap mantığıyla seçtim. Bakıp alıp başka yere götürebilirim. Burayı seçtim. Yani vektörel bazda çalışmıyor. İstediğiniz yeri seçip kesip başka yere götürebiliyorsunuz. Döndürme özelliği Paint'te gelmiş miydi hatırlamıyorum. Bir de döndürme özelliği var. Seçtiğinizi döndürebiliyorsunuz. Böyle. Tekrar küçültüp büyütebiliyorsunuz. Küçültme büyütme vardı zaten Paint'te, hatırlıyorum.
Seçim derken sihirli seçim diye yeni bir şey gelmiş. Bu sihirli seçim ile Photoshop'taki gibi bir nesneyi seçebiliyorsunuz. Detaylara girebiliyorsunuz. Bunu göstermek için şöyle karışık objelerin olduğu bir resim bulayım.